Tolga nerede? Hani bir toplaydı, hiç şey yani getirmiyorsun karım. Yok, bu adamlar içeride kim dövdüyse bu çocuğu geletik buraya kardeşim. Hadi. Bu adam kim bu hale getirdi? Bu çocuğu burada kim kısıyorsunuz lan? Çocuğu bu hale kim getirdiyse hesabını dönecek kafam. Bu adamın içine bu adamı kim getirdiyse hesabını dönecek kafam. Ya lan şu çocuğun anne! Lan bu çocuğun anne! Bir dakika bir dakika. Sadece dudan çıkıyor. Ben orası. Ben de zaten paylaştım. Hazır paylaşmıştım. Ne yaptın sen ellerini? Hiç bilmiyorum. İşte bilinci kapalı yani. Hiç hatırlamıyor musun parmaklarını yaptın? Yok abla. Ben bir ara bayıldım abla. Böyle 3-4 dakika yani herhalde bayıldım. Hatırlamıyorum çünkü. Eline basmışlar mı acaba? Ne oldu? Arkadan bana vurdular kafama şu şişe olan yere. Herhalde silahla mı dipçikten bir şeyle sert bir şeyle vurdular. Ben ora gittim zaten hatırlamıyorum. Gece saat 12.30-12 civarı Atatürk Mahallesi'nde yol üzerinde yürüyüş yapıyorduk arkadaşlarımızla. Balkon kafenin oralardan 4-5 el silah sesleri duyduk. Biz de korktuk yani çekindik biraz böyle arkadaşlarımızla hızlı yürümeye başladık. Yanımıza polis ekipleri geldi, resmi polis ekipleri. Bizi yanımıza durdular işte arabaya binin siz şeysiniz suçlusunuz gibisinden. Bizi zorla arabaya koydular. Herhangi bir GPT sorgulama yok, kimlik sorgulama yok. Direkt sadece arabaya bindirdiler, karakola götürdüler bizi. Önden ben gittim abla. Ondan sonra karakolun içinden girdiğim gibi ana binaya girdim. 15 kişi aynı anda özel harekat polisleri ve oradaki resmi polisler, sivil polisler hepsi bana saldırmaya başladı. Ondan sonra başka bir odaya gittik abla. Başka bir odada da bana vurmaya devam ettiler. Tokat falan attılar. Yani dünden beri yemek yemiyorum yemin ederim. 15-20 civarı. Yani daha fazla da olabilir. Çünkü yani ben sadece kendimi kapattım abla. Vurdular sadece onları hissettim. Başka İçinde kapatmış olsun. Tabii benim başım döndü yani yerde bayıldım. Bir 3-4 dakikada bayılmıştım orada. Beni uyandırdılar. Sabah işte saat 7-8 civarı ifade falan aldılar bizden, olayı anlattılar. Sonra dediler ki işte senin olmadığın belli olmuş. Yani o silah sıkanlarla herhangi bir alakam yok benim. Bunu kabul ettiler. Özür dilediler, şikayet etmememi istediler ama herhangi bir şey yapmayacağım, vazgeçmeyeceğim yani şikayetimden. Öyle. Savcılar da suçturusuna bulundum. Hepsine suçturusuna bulundum. Kamera görüntüleri istedik, yok demişler. Burada kamera görüntüsü yok. İşte karakolda kamera görüntüsü yok demişler. Öyle şu anda elimizde olan görüntüler var. Sabaha kadar küfür ettiler abi. Bak yemin ediyorum sana sabaha kadar küfür yedim. Evet ya bir nevi işkence.